Siyaset neyi tartışıyor? Ayağa kalkmayı. Biz ne dediğimizi de ne yaptığımızı da biliyoruz. Biz anayasayı tanımayanlara, meclisin meşruiyetine gölge düşürenlere saygı duymayız. Biz CHP'liler yalnızca halk için ayağa kalkarız. Yoksulluğa mahkum edilen emekliler için, yatağa aç giren çocuklar için ayağa kalkarız. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten sadece halk için ayağa kalkar. Geçmişte şöyle bir baktığınızda yıllarca mitingler yapılmazken emekliler için ayağa kalktık biz Ankara'da. Emekçiler için ayağa kalktık Gebze'de. Biz aslında halk için neredeyse yerel seçim zaferinden sonra hiç oturmadık. Genel kurulda Erdoğan'ın ayakta karşılanması kararı CHP'de çatlağa yol açtı. Çünkü çoğunluk genel kurulda ve ayaktaydı ama karara uymayarak genel kurulda olup ayağa kalkmayanlar da oldu. Ayağa kalkmamak için genel kurula girmeyenlerdi. Ben içeri girmeyenlerden. Biz Cumhuriyet Halk Parti'nin milletvekilleriyiz. Sayın Erdoğan'ın cumhuriyeti getirdiği nokta da ortada. Uygun görmedik. Efendim parti içerisinde işte yok genel merkezi, yok şucu bucu ayrışması değil bu. Bugün yurtsever ve milletperver duruşlarıyla partimizi gururlandıran bütün milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. İçim çok rahat ama bahsettiğiniz tweetin cevap verilmesi gereken diğer kısmına benim burada yanıt vermem parti terbiyeme uymaz. Cumhurbaşkanını ayakta karşılamayan milletvekilleri için eski genel başkan Kılıçdaroğlu'nun yurtsever milletvekilleri tanımlamasına yanıt vermedi CHP lideri Özel. Erdoğan'ın ayakta karşılanması makama saygının gereği dedi. Seneye kadar seçim yapılmazsa yine ayağa kalkarız. Ondan sonraki senesi yok zaten. O zaman Sayın Erdoğan'ın grubu Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanına kalkacak. Başka bir CHP'nin cumhurbaşkanı olduğunda inşallah AK Partili milletvekilleri o dönem ayağa kalkmak suretiyle gerekli saygıyı gösterirler. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in CHP'li cumhurbaşkanı ifadesi ve AK Parti'de gerekli saygıyı gösterir sözleri dikkat çekti. Özgür Özel seçimler zamanında yapılacak diyen Erdoğan'a da yanıt verdi. Biz iktidar ve ittifak olarak tüm planlarımızı 2028'e göre yapıyoruz. Erdoğan zamanında seçim olacak gözümden bir daha yokum artık diyor demek ki. Emeklilik tercih ediyorsa kendi tercih ama biz onun için bir erken emeklilik planımız var. Efendim anladık, siyaset tay tay durabiliyor yani. Tamam peki. Koca ülkede tartıştığımız şeye bak. Kalktı mı ayağa, kalkmadı mı?